Bir dakika. Evet Mehmet abi. 1 Eylül 2017 itibariyle 2018 adli yılımızın başlangıcı efendim. Yalnız bayram tatili girmesi dolayısıyla ilk mesai günü olan 5 Eylül 2017 itibariyle yeni adli yılımıza başlamış bulunuyoruz. Yeni adli yılımızın tüm Türkiye'mize, tüm hukuk camiasına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bilindiği üzere 2016 Temmuz ayındaki darbeden sonra epey bir hakim savcı açığı oluştu. Bu hakim savcı açığı yavaş yavaş kapanmaya çalışıyor. Ülkemiz önemli badirelerden geçti. Çok tecrübeli mesleklerinde uzun yıllar geçirmiş olan hakimlerimiz görevlerinden alındı. Haklı olarak alındı. Haksız olarak alınmadı bunlar tabii. Ama bunların tabii Türkiye'ye bir kaybı da oldu. Mesleklerinde tecrübeli hakimlerin yerine daha yeni başlayan, mesleklerinde acemi yetişecek olan hakimlerimiz atanmaya başlamak zorunda kalındı. Bu süreci de inşallah atlatacak ülkemiz. Bu arada bu FETÖ darbesiyle ilgili olarak ülkemizde zaman zaman mağduriyetler de oluşuyor. Bunlara da dikkat çekmek istiyorum. FETÖ ile gerçekten ve gerçekten hiç alakası, ilgisi olmayan insanlarımız ıvır zıvır sebeplerden ve 2013 Aralık ayından önceki sebepler gerekçe gösterilerek çeşitli bahanelerle, çeşitli gerekçelerle FETÖ ile zerre-i miskal alakası olmayan insanlarımızın zaman zaman mağduriyetleriyle karşılaşıyoruz. Biz de hukukçu olmamız hasebiyle bu mağduriyetlerle zaman zaman yüzleşiyoruz, karşılaşıyoruz. Bu konuda hükümetimizin de zaman zaman parmak bastığı bir konu ve bunun için de tedbirler de alındı. Ancak tedbirlerin çok yavaş işlemesi ve bu konudaki mağduriyetlerin giderek artması bizi endişeye sevk ediyor. Bu konuda özellikle hakim savcılarımızın yargılama yaparken ve idarecilerimizin de görevden almaya karar verirken vicdanlarını, bir yoklamalarını ve insanımızı sudan sebeplerle mağdur edip aile dramları oluşturmamalarını ümit ediyoruz. Bu vesileyle tüm herkesin adli yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.